Öncelikle TVNET adı altında iktidar partisine çok yakın, iktidar partisi tarafından korunan, kollanan, gelişimine katkı sunulan bir televizyon kanalında Derin Tarih adlı sözde bir tarih dergisinde yayınlanan bir dizi iftira ve Atatürk'e, değerli eşine ve manevi kızına karşı yapılmış hakaretlerin o televizyona taşınması, iktidar partisinin bu konudaki tepkisizliği bizleri gerçekten üzüyor. Ama burada sanıyorum ilk meclisin seçilmiş ilk meclis başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkma, onun manevi şahsiyetine, hatırasına yapılan bu ağır hakaretler karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanının ve oturumu yönetmekte olan başkan vekilinin de sorumlulukları ve alması gereken bir tavır vardır diye düşünüyorum. Konuyla ilgili yaklaşımı, Sayın Genel Başkanımız partimizin yaklaşımını grup toplantımızda en net biçimde ve en sert biçimde ifade etti. Bu konuda gerek kanuni, gerek siyasi her türlü imkanı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu meclisin kurucusu ve ilk meclis başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak sizin de ve meclis başkanlığının da tavrını netleştirmesini hasreten rica ediyoruz. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça öğretmenler bir gece yarısı hukuksuz bir KHK ile men edildiler mesleklerinden. 181 gündür öğrencilerine duydukları özlemi, vücutlarını açlığa yatırarak kamuoyu gündemine taşımaya çalışıyorlar. Bu konuda hukuksuz bir kanun hükmünde kararname ile meclis yetkisinde olan bir durumun o hal bahane edilerek ve kişilerin sadece düşüncelerini açıkladıkları için mesleklerinden, öğrencilerinden edindikleri ve hem sağlıklarından bu süreçte sağlıkları ile ilgili tehlikeler hepimizin gündeminde olmalıdır. Bu konuda Sayın Başbakan'ı, ilgili bakanları duyarlılığa ve konu hakkında tavır geliştirmeye davet ediyoruz.